Değerli konuklarımız, hoş geldiniz. İstanbul Anadolu Yakası Fotoğraf Sanatı Derneği olarak her ay Müze Gazhane'de bir söyleşi yapıyoruz fotoğraf üzerine. Bu sefer hem veteriner hekim bir büyüğümüz, hem de fark ettik ki torunu Salim Bey'in yazmış olduğu Adil Mustafa Bey isimli bir kitapta Adil Mustafa Bey'in çok iyi fotoğraf çektiğini fark ettik. Bu nedenle torunu Salim Bey'i konuk alarak hem hayatı hem de objektifinden seçmeleri bugün sizinle birlikte paylaşacağız. Salim Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben ailem adına bütün katılımcı dostlarımıza teşekkürler ederim. Birazcık sesimden dolayı da kusura bakmayın, bir bronşit geçiriyorum. Size Adil Bey'in hayatı hakkında, kısa süren hayatı hakkında, 33 yaşında vefat ediyor. Yıl 1904. Geride iki tane kızı var. Kızlarından büyük olanı benim anneannem. Adil Bey'in vefatından sonra 6-7 yıllık bir boşluk görülüyor aile içinde, Adil Bey'in konularıyla ilgili olarak. Sonra bu fotoğraflar, diplomalar, diğer belgeler ortaya çıkıyor ve bunlar aile içinde paylaşılıyor. Aile içinde paylaşılan bu belgelerde ilk defa 1945 yılında Muzaffer Bergman profesör, o aileyle temasına geçiyor ve bazı belgeleri alıyor, kitabında da yayınlıyor. Bu kitapta kullandığımız bir tane belge, bir nişan var aslında, o kayıp. Hiçbir yerde bulamadık. Onu Muzaffer Bey'in kitabından yürüttük diye. Şimdi böyle bir girişten sonra konuklarımızın arasında arkadaşlarımız da var. İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı, Veteriner Hekim Erdinç Orhan aramızda. Hoş geldiniz. Ve biz bu organizasyonu yaparken Veteriner Halk Sağlığı ve Toplumsal Çalışma Derneği Başkanı Azmi Yüksel aramızda. Ve yönetim kurulu üyesi veteriner hekim, sınıf arkadaşım Teoman Aslan aramızda. Katkı sundukları için çok teşekkür ediyorum. Hem Veteriner Hekimler Odası'na hem de Veteriner Halk Sağlığı Derneği'ne. Önce sizi ben bir tanıtayım Salim Bey, konuklarımıza. Mehmet Salim Kaptan, 15 Mayıs 1946 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlk öğrenimini Maçka İlkokulu, orta öğrenimini de Işık Lisesi'nde tamamladı. Üniversite eğitimini aldığı İTÜ Kimya Fakültesinden 1971 yılında mezun oldu. Askerlik görevini 16 yıllık süre sonunda bitirdikten sonra 16 aylık. İzmit'te ekmek mayası üretim tesisinde çalışmaya başladı. Yaklaşık 35 yıla yakın bir süre aynı şirkette çalıştıktan sonra özel ilgi alanlarına daha fazla zaman ayırmaya karar verdi. Özel ilgi alanları olarak iki kitap ön plana çıkmaktadır. Bunlardan birincisi Yılların İçinden Ayvalık kitabı. Bu kitap 3 koleksiyoner tarafından hazırlanmıştır. Ayvalık hakkında nadir kartpostal ve fotokartlardan meydana gelmektedir. Diğeri ise anneannesinin babası, veteriner hekim Adil Mustafa Bey hakkında yazdığı kitaptır. Adil Mustafa Bey, mesleki çalışmalarının tanıtıldığı kitapta Adil Bey tarafından 1900 ve 1903 yıllarında Paris, İstanbul ve Fransa'nın muhtelif bölgelerinde çekilen cam stereo fotoğraflar da yer almaktadır. Kitabın hazırlanmasında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyesi Profesör Tamay Başağaç Gül'ün büyük destekleri olmuştur. Halen devam etmekte olan diğer çalışma ise Türk deniz tarihi hakkında
görsel ağırlıklı çalışmadır. Bu arada Profesör Kamal Başağaçgül aramızda bulunamadı. Başarılı geçmesi temennisini iletti. Aynı şekilde Türk Veteriner Hekimler Merkez Konseyi Başkanımız Profesör Doktor Murat Arslan da aramızda yok ama o da sevgi ve teşekkürlerini iletti böyle bir organizasyon için. Teşekkür konuşması yapmak istiyorum. Erdinç Hocam, buyurun siz İstanbul Veteriner Hekimler Odası olarak arkadaşlar geçen hafta ayın 23'ünde bize bir plaket takdim ettiler. İstanbul Veteriner Hekimler Odası İVHO Akademi diye çok güzel bir yer tesis etti. Gerçekten muhteşem bir yer. Ayrıca kendilerine ve ekibine bu konuda da kutluyoruz. Teşekkür. Buyurun. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bizim meslek büyüklerimize dönük ilgimiz son yıllarda giderek arttı. Gerek Veteriner Hekimler Derneği, Veteriner Halk Sağlığı Derneği, gerekse meslek odalarının konseyi. Burada Kadıköy'de açtığımız İVHO Akademi Eğitim Merkezi'nde bir meslek büyüğümüzün adını verdik salonumuza. Ordinarius Profesör Doktor Süreyya Tahsin Aygün ismini verdik salonumuza ama salonun içerisinde 6 tane meslek büyüğümüzü de orada aydınlatılmış portrelerini, o portrelerin üzerinde özel bir çalışma yaptık. Netleştirmek için, iyi hale getirmek için çok büyük uğraş verdik. Bunlardan biri de sizin atanız değil, büyüğünüz Adil Mustafa Şehzadebaşı'ydı. Biz maalesef 80'le birlikte bir ülkede bellek kaybı yaşatılmaya çalışıldı. Tuttu da çok büyük uluslararası bir oyundu bu, bir plandı bizim ülkemiz için hazırlanmış olan. Bu plan sonrasında biliyorsunuz 24 Ocak kararlarının uygulanması için yapılan bir darbeydi 80 darbesi. Ve en büyük yıkımı da tarım ve hayvancılığımız gördü. Onunla birlikte bizim mesleğimiz de kaybetti. Ülke olarak en iyi bildiğimiz ve insanlığın doğuşuna olduğu gibi tarım ve hayvancılığa da ev sahipliği yapmış, buradan doğmuş tarım ve hayvancılık, burada üretimi Anadolu'dan doğmuş ve bize bu alışkanlıklarımız terk ettirilmeye çalışıldı. Geldiğimiz yer ortada. Meslek büyüklerimiz ucuz et alabilmek için ya da emekli vatandaşlarımız ucuz et alabilmek için kuyruklarda bekleyen fotoğrafları gördükçe biz veteriner hekimler büyük bir acı ve yıkım yaşıyoruz. Bizim sorumluluğumuz yalnızca hayvan sağlığı değil, dünyanın en stratejik ve istisna bir mesleği veteriner hekimler. Maalesef bunu yapmamıza izin verilmiyor. Hayvan sağlığı, çevre sağlığı, aynı zamanda koruyucu hekimlik, hastalıkların, salgın hastalıkların %80'i hayvanlardan kaynaklı. Gıda zehirlenmelerinin %85'i hayvansal gıda kaynaklı. Biz eğer bu mesleği bu ülkede layıkıyla yapamazsak hiçbir israfın önüne geçemeyiz. Üretemeyiz, enflasyon düşmez. Kırsalda insanlar kalmaz, üretim artmaz. Çarpık kentleşme sorunu çözülmez. Kuraklık sorunu çözülmez. Susuzluk çözülmez. Hiçbir sorun çözülmez bu ülkede. Böyle pandemide gördük. Neredeyse ülkeler kaybolup gidecekti. Biz koruyucu hekimliğimizi yapmazsak insan sağlığı da tehlikede ve istediği kadar para harcasın devlet baş edemez. Kolayı varken, önlemek varken bunun için çaba sarf etmek, bu mesleğin otoritesini sağlamak varken bundan kaçınılması her türlü akla, mantığa, bilime ters bir uygulama var bu ülkede şu an. Biz ona karşı mücadele ediyoruz.
meslek büyüklerimizin yanına yaklaşamıyoruz. Yani tanıtacağı konumuza girmeyeyim ama birincilikle o dönemki veteriner fakültesine girmiş, dünyada başarılar elde etmiş, ödüller almış, dil öğrenmiş. Bugün bizim fakültelerimizdeki eğitimi size anlatsak içiniz ağlar. Mücadele edeceğiz. Hem ülkemize hem mesleğimize sahip çıkacağız. Biz yola çıktık, kırdık zincirlerimizi. 3-4 yıldır büyük bir mücadele veriyoruz, sokaklara akıyoruz. Binlerce veteriner hekim beyaz önlükleriyle Ankara'ya gidiyor. Sorunu kamuoyunun nezdinde anlatıyoruz. Çözmeye çalışıyoruz. Hepinizin emeğine sağlık. Sonsuz teşekkürler. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanımız Veteriner Hekim Erdinç Orhan'a çok teşekkür ediyoruz güzel açıklamaları için. Mücadele olarak bizler de emekli veteriner hekimler olarak da her zaman yanındayız. Teşekkür ediyoruz kendisine. Benim ilk sorum veteriner bakteriyolog binbaşı Adil Mustafa Şehzadebaşı kimdir? Nasıl bir kişiliği vardı? Ailesi hakkında bilgi verir misiniz? Adil Mustafa Bey, eğitim hakkında yeteri kadar bilgimiz var. Öncesi hakkında sınırlı bir takım bilgiler sahibiz. Şöyle söyleyeyim. Angaltı'daki veteriner okulunun birinci sınıfını imtihanla kazanıyor. Ve çok başarılı bir öğrenci olduğu için 1891 yılında Abdülhamit tarafından imtihan açılıyor ve Fransa'ya gönderiliyor. Orada 4 yıllık ikinci bir daha doğrusu bunun devamı olan eğitimi tamamlıyor. Tamamladıktan sonra da 1895 yılında o esnada İstanbul'da birçok salgın hastalıklar var. İstanbul'a dönüyor. İstanbul'a döndükten sonra 1895 o esnada İstanbul'da Pasteur Enstitüsü'nün bir şubesi açılmış. Burada çalışıyor. 1904 yılına kadar muhtelif görevlerde bulunduktan sonra 1904 yılının 19 Şubat'ında 30 yaşında vefat ediyor. Yani çok kısa şey bu. Sebebi de bu kadar kısa bir bilgiye sahip olmamızın Adil Bey'in 1904 senesinde vefatından sonra ailede bu konular az konuşuluyor. İki kızı var. İkinci defa evlilik yapıyor eşi 1910 yılında. Benim çocukluğumda çok nadir olarak bahsediliyor bu konulardan. Sadece şimdi şeylerde gördüğümüz, fotoğraflarda gördüğümüz cam resimler ortalıktaydı. Stereo, stereoskopta bunları seyrederdik. Böyle uzun süre devam etti. Derken bu iş bende fotoğraf merakına sebep oldu. Ve bütün Adil Bey'in aşağı yukarı 300 civarındaki pozitif, negatif, tek, çift stereo fotoğraflarını dijital ortama kendi bulduğum basit bir metotla aldım. Bunun da sebebi şu, tarayıcılar var bu işi çok profesyonelce yapabileceğiniz. Hatta büyük kısım benim görsel iletişim ve tasarım fakültesi mezunu Sabancılar. Baba dedi, bu kadar dedi böyle şey basit şeylerde bunların dedi artık profesyonel sistemleri var. Tamam dedim, aldım numaraları. İstanbul'daki birkaç taramayla bu işi yapan yere götürdüm. Tamam, birkaç resim çok iyi çıktı ama sonra gördüm ki bu resimlerdeki en ufak bir çizgi nokta temizlenmesi çok zor bir problem olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden kendi basit metodumdan ben bunları bilgisayar ortamına aldım. Bunun dışında Adil Bey'in vefat ettiği zaman yani 1904 yılının başında
Sultanahmet Mülkiye Baytar Mektebi müdürdü. Bu da 1910-11 yıllarında Pendik'e taşındı. Söyleyeceklerim kısaca bunlar. Alan hatlarıyla. Fotoğrafta gördüğümüz kişi Neziha Hanım. Neziha Hanım. Eşi. Cicalli. Evet. Bu fotoğraf. Bu fotoğrafta Neziha Hanım'ın kız kardeşinin kocası bu Haletli Erkatip ailesinin oğlu. Cicalli'nin yani Neziha Hanım'ın kız kardeşiyle evlenip Halep'e gidiyorlar. Evet. Halep'e yerleşiyor. Beşir Bey'di galiba. Beşir Bey, bravo. Evet. Şu Neziha Hanım'ın önünde Halet Hanım, evet. Anneanne, Hamine yani anneannemin annesinin kucağında da büyük teyze. Evet. Burada Beşir Bey ve Adi Bey görüyorsunuz. Bu çok iyi korunmuş bir fotoğraf oldu. Bunu kendi imkanlarından aldım. Bunun yerini bilmiyoruz dedik bir sonraki fotoğrafın. Evet. Ama üniformasıyla çekilmiş bir resim olarak takdim etmek istedim. Bu da aynı şekilde, aşağı yukarı aynı yerde. Hatta buradaki yazıyı da büyüterek buraya aldım. Evet. Ama onu istediğim gibi tercih ettiremedim. Evet. Bu fotoğraf olarak elimize geçen birkaç fotoğraftan biri. Kitapta hemen hemen bütün fotoğraflar, yani gördüğünüz fotoğrafların %90'ı Adil Bey tarafından çekilen fotoğraflar. Bunun dışında Nadir Eserler Kitaplığı'ndan izin alarak kullandığımız o dönemin fotoğrafları var ki bir tanesi de Adil Bey gözüküyor binanın ön tarafında. Onu da Tamanyalı teşhis etti. Evet. Geleceğiz. Yani, ona geleceğiz. Kaptırıp gidiyorum, o yüzden arada bir süren rica edeceğim sizden. Rica ederim. Bu fotoğraf, bu fotoğraf Büyükada'da evet. Uzun zaman yaşadılar. Benim tahminim 1903 yılında bu fotoğraf çekildi. Çünkü bu fotoğrafla beraber Büyükada'daki Rum Kimsesizler Mektebi var. Avrupa'nın işte en büyük ahşap binalarından biri olarak. Oraya da geleceğiz. Evet. O dönemlerde. O dönemlerde. Çok olabilir. Evet. Bir de şunu söyleyeyim, yani bu fotoğraflar karşıma çıktığı zaman ben onun hikayesini kitabın ön sözünde anlattım. Kitap yazmaya nasıl karar verdiğini ama o kadar korkunç bir kabustu ki hiçbir fotoğrafta yazı yok. Her fotoğrafın nerede çekildiğini, Fransa'da çekilenler var, Paris Dünya Fuarı'nda çekilenler var, adalarda falan. Hepsini teker teker tanımak mecburiyetine kaldım ve çok şükür tanıdıktan sonra kitap başladı. Adil Mustafa'nın kızı olanları bize söyler miyiz? Evet, evet. Biz oradan bir takip edebilirim en azından. Tabii, tabii. Sultan II. Abdülhamit ile Pasta Rönsüzü arasında ilişki nasıl gelişti? Çok enteresan bir ilişki var. Avrupa'da Pasteur kuduz aşısını bulduktan sonra Avrupa'daki bütün krallıklar, imparatorluklar muazzam bir yardım ediyorlar Pasteur Rönsüzü'ne. Heyetler gönderiyorlar. Bunlardan bir tanesi de Abdülhamit. Zuhairos Paşa var gönderdiği heyette. Yanlış hatırlamıyorsam 1883-87 döneminde. Abdülhamit bu heyetle beraber Pasteur'e o dönemin en önemli nişanlarından biri olan birinci rütbe mecidi nişanı ve 10.000 frank gönderiyor. Hatta bununla ilgili bir şeyle bugünkü Pasteur Enstitüsü'nde gezdiğiniz zaman bu salondan geçiyorsunuz. Mecidi nişanı şurada bir masa var, vitrin masa. Onun üzerinde. Siz yalnız gittiniz gittim oraya. Gittim ben buraya şöyle. Evet. 2010 yılında bir seyahatte bu müzeyi gezdim. Hatta girişte zor falan çıkardılar. Sonra dedim ki ben sizin 110 yıllık ilişkimiz var. Öyle deyince hemen Sivuklu falan bir şey alıyordu, izin ayarladılar bana. Sizi orada bir sürprizle bekliyordu. Evet, o müthiş bir sürprizdi. Çünkü orada
bu odadan geçerken şu gördüğünüz nişan. Evet. Bunu yani yakından gördüm. Mecidi evet. Nişanı. Mecidi nişanı. Nişanı. Bu nişanın ne olduğunu anlatabilmek için de Medine kahramanı Fahrettin Paşa'nın bu fotoğrafını seçtim. Bu çok önemli. Çünkü şunu biraz küçük bir imkanınız olabilir mi acaba? Bu şeyde bu kadar net ve ne olduğunu gösterecek tek bir fotoğraf Mustafa Kemal Paşa'nın 1917'de çekilen resminde var. Çünkü bu sağ omuzdan geçiren Osmanlı kordonlarının nişanı bu kordonun hamayinin ucunda. Buradaki Mecidiye nişanı hangisi bize? Mecidiye, evet. Mecidiye nişanı şu. En sağda. Tamam. En baştaki evet. Mecidiye nişanı. Ama kitaptaki şeyde tam olarak gözüküyor. Hem şemsesi yani sağ göğüse takılan nişan. Burada sağ göğüste gördüğümüz nişan Mecidiye nişanının birinci rütbesi. Sol göğüste gördüğümüz nişan ise Osmani nişanının ikinci rütbesi. Yani burada bir protokol var. Her madalya her yere takılamıyor. Nişan. Bu Mecidi nişanı birinci rütbe olduğu için sağ göğüste takılıyor. Öteki ikinci rütbe olarak sol göğüste takılıyor. Zaten iki tane çok tanınmış nişan var burada. Diğerleri madalyalar, hak madalyalar. Bu da Mecidi nişanının orijinal kutusu. Bu da çok zor bu haliyle bulunabilir nişan. Bahsettiğiniz kuşak, çapraz kuşak. Kuşak hamayı şu evet, altta evet. Sağ omuzdan geçiriliyor. Evet. Sizi bir sürpriz bekliyordu. Evet, şimdi o sürprize geldim. Orada sürpriz çok da bazen karıştırıyor. Şimdi benim bütün gayem bu ziyareti yapmaktan Adil Bey'in Pasteur Enstitüsü'yle olan ilişkisini anlamak, sormak. Öğle vaktiyle gittiğim zaman orada büyük bir tesadüf, çok güzel İngilizce konuşan bir personel vardı. O hanım bana çok yardımcı oldu. Dedim ki böyle Adil Bey'in Pasteur Enstitüsü'yle ilişkisini araştırıyorum. Maurice Nicolle'le beraber çalıştıkları için eğer mümkünse Maurice Nicolle dosyasına bakalım. Bu arada Maurice Nicolle'de Abdülhamid'in Pasteur Enstitüsü'yle ilişki kurmasını mütakip Pasteur Enstitüsü buraya bir uzman gönderiyor. Abdülhamid'e verdiği raporda diyor ki siz diyor sağlık hastalıklarla mücadele etmek istiyorsanız mutlaka laboratuvar kurun. Ve laboratuvar kurmak için de Maurice Nicolle tavsiye ediyor. O buraya geliyor. Pasteur laboratuvarının başına geçiyor. Dedem de mezun olduktan sonra aynı üniversitede çalışıyor. Evet. Bu fotoğrafını gördüğümüz kişi de Maurice Nicolle. Evet. Bu arada ben bunu sorunca gene ilgi devam etti. Bir kutu çıkartıldı. Onun içinden pat diye bir kitap çıktı şu masanın üstüne. O kitabın kitap şu. Evet. Bu. Evet. Kitap bu. Tunus'ta Maurice Nicolle'ün abisi Charles Nicolle tarafından yazılmış. Charles Nicolle 1928'de Nobel mükafatı alıyor. Evet. Tifüs hastalığı ile ilgili çalışmalarından dolayı. Bu fotoğrafı ben ilk defa bu kitapta gördüm. Şöyle bir tesadüf var. Bu resim 33. sayfada var. Adil Bey de 33 yaşında vefat etti. Tam buraya denk gelmiş. Çok iyi. Sonra o kitabın şöyle bir özelliği var başlangıçta. Ben onlara buradan bir teşekkür ederek dedim size böyle bir ricada bulunacağım. Sizden şu kitabı bana gönderir misiniz? İyi taranmış. Ne kadar masraf varsa düşünmeyin. 1,5 gün sonra kitap mükemmel taranmış olarak bana internetten gönderildi. Mükemmel. Ve o kitapta hakikaten ilk defa rastladığım iki tane fotoğraf vardı. Bir tanesi bu. Bir tanesi de bir kanül fotoğrafı. O fotoğrafları orijinallerde ulaşabilmek için internette yapılacak ne varsa yaptığını düşünüyorum. Fakat kimse kalmamış. Ne Charles Nicolle ailesinden ne de Maurice Nicolle ailesinden. Kimseye rastlayamadım. O zaman dedim elimizdekilerle idare edelim. Bu elimizdeki en iyi fotoğraf, tek fotoğraf bildiğimiz. Evet. O da kitaptan.
Bizim arşivlerimizde de bu yok. Hiç yok. Yok. Bizim arşiv zaten o dönem. Tarım Bakanlığı'nın arşivlerinde olabilir diye. Mümkün değil. Çünkü Charles Nicolle bu fotoğrafları almış, Tunus'a gitmiş. Tunus'ta bu kitabı yazmış kardeşi için. Bakteriyoloji Hane'nin kuruluşu hakkında da sizden bir bilgi alalım. Vallahi Bakteriyoloji Hane'yi Şahane 1894 yılında Sirkeci Demirkapı'da faaliyete geçti. Fakat yer sorunları sebebiyle yine Bakteriyoloji Hane'yi Şahane olarak 1895 yılında Süleyman Paşa Konağı, Nişantaşı. Bu fotoğrafını gördüğünüz arkadaşlar. Burası Demirkapı'daki şey. Sirkeci Demirkapı. Demirkapı. İki tane fotoğraf vardır. Bir de bu. Bunları şeyden aldım. Bu ve bu fotoğrafı. Abdülhamit II Collection var internette. Bu fotoğrafları oradan aldım. En iyi şartlarda bulabildiğim resimler. Evet. Daha sonra buraya geçiyor galiba. Buraya geçiyor. Evet. Ha, bu şey, burası Süleyman Paşa konağı Nişantaşı'nda. Nişantaşı'ndaki. Sonra Beyazıt Sultanahmet'te Mülkiye Baytar Mektebi kuruluyor. 23 Ekim 1901 tarihinde. Selim Bey, oraya geçmeden önce şu fotoğrafın da bir öyküsü var. Evet, bu fotoğrafın öyküsü, bu fotoğrafın kahramanı Tamayan. Evet, Tamayan'ım arkadaşlar Ankara'da, Ankara Üniversitesi veteriner tarihi hocamız. Bu fotoğrafları mevcudiyetini öğrendikten sonra İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kitaplığı'na başvurdum. Dedim böyle böyle bir kitap yazacağım, işte şöyle şu fotoğraflar var sizde. Önce fotoğrafları gördüm, hakikaten çok güzel. İnanılmaz tesadüfler oldu burada. Mesela dedemin çalışma laboratuvarını buldum. Hem herhalde bir kalitede fotoğraf. Maurice Nicolle'in odası. Tekrar Pasteur Enstitüsü'nde çalışmıştı veterinerlerle fotoğrafları. Bunların arasında şu resim dikkatimizi çekti. Onu da tamam yanıma gösterdim, büyüttüğümüş hal. Adil Bey. Evet. Başkası olmak. Yani tamamıyla tamam yanıma inanılmaz. Fotoğraf okumaları çok iyi olmuş. Mükemmel bir evet. Şey yaptı. 2. Maurice Nicolle ile Adil Mustafa Bey arasında çok iyi dostlar. Evet. Onun sağ kolu Adil Bey. Her işte yardımcı oluyor. Ve en nihayet 1900 yılında Paris'te Dünya Fuarı açılıyor. Paris'teki Dünya Fuarı'na Adil Bey ve Maurice Nicolle birlikte gidiyorlar. Hem Fransa'ya geçiyorlar hem de Paris Dünya Fuarı'nda çok enteresan fotoğraflar çekiyorlar. Ben onların bir kısmını elemek mecburiyetinde kaldım. Ama elediklerim de çok güzel fotoğraflar var. Kitaba koyacak efsanlar, ilgiyi çekecek olanlar hepsi kitapta yer aldı. Evet, onların bir kısmını da göstereceğiz biraz sonra arkadaşlar. Evet, bu o bu, şey... Doktor Morris'le Adil Bey'in Bey, evet. Fotoğrafları. Ha, bu da işte kaybolan diğer fotoğraf. Bunun Charles Nicolle arşivinde olması gerekir diye bütün torunlarına kim varsa artık hepsini şey yaptık. Orada kaldık yani. Bulamadık. Daha sonra Maurice Nicolle ayrıldıktan sonra... Daha sonra Maurice Nicolle'in bir takım anlaşmazlıkları vardı Osmanlı bürokrasisiyle. Evet. O anlaşmazlıklar sonunda Maurice Nicolle 1901'de Paris'e gidiyor. Onun yerine de Mülkiye Baytar Mektebi'nin başına Adil Bey geçiyor. Evet. Bu Sultanahmet'teki... Bu Sultanahmet'teki bugün kalıntılarının kalıntısı kalmış olan Tunuslu Hayrettin Paşa konağı. Tunuslu Hayrettin Paşa konağı. Sonra Mülkiye Baytar Mektebi ailesi oldu. Onun olduğu yerde. Hatta denen bir yer vardı orada. Evet. Hatta burası, evet. O bina aynen muhafaza. Ben gittim. Evet. Fakat içeri yasak. Öğrenci bursu alıyordum. Bak önce de öyle mi? Yani, siz daha iyi bilirsiniz o zaman ama ben gittiğim zaman dediler ki aman uzak durun başımız derdeler falan. Halbuki hem dışarıdan çekilmiş yani bu şekilde hem de içeriden çekilen fotoğrafı vardı.
vardı. Çok şık bir bina, çok güzel bir yer. Evet. Burası da onun açılış günü, kurban kesiliyor. Gerçekten güzel bir binaymış. Bu da kartvizitiyle beraber. Kartvizite. O zaman Adil Mustafa Bey'in kendi... Kartvizitin şıkkı. Evet. Bir fotoğraflı yani. Fotoğraf. Tabii fotoğraflı. Bir asalet var. Evet. Fotoğraflı. Olmuşu dikkatinizi çekmemişti. Teşekkür ederiz. Evet yani çok güzel bir kartvizit. Şimdi nadiren fotoğraflı olarak kartvizitler basılıyor. Adil Mustafa Bey'in bir rahatsızlığı vardı. Adil Mustafa Bey veren teşhis kondu. Veren teşhis kondu ve bu teşhisle ilgili tedaviler yapıldıktan sonra Adil Bey iyileşti. Tamam, işine dönecek derken ertesi sabah yatağında vefat etti. Evet, 33 yaşında. Bu bilgiyi de yalnız borç olarak şey yapayım. Şehit Kolaylı Bey'in şöyle bir şeysi var. Balkan Savaşı'nda yani veterinerlerle ilgili benim için çok değerli bir bilgi. Balkan Savaşı kaybediliyor. Bulgarlar Edirne'yi işgal ediyorlar. Sonra Yunanlılarla savaşıyorlar. İki ordu da bitki vaziyette. Osmanlı ordusunun Edirne'yi geri alması lazım. Osmanlı ordusunda da yiyecek yok. Bunun üzerine Şehit Kolaylı Bey askerlere diyor ki atları kesip yiyin diyor. Nasıl olur diyor bu atlar diyor işte hepsi hastalıklı. Ben buradayım diyor. Birinizde bir hastalık gelirse beni hemen kurşuna dizersiniz diyor. Bunun üzerine bu atlar kesiliyor. Ordu gerekli enerjiyi temin edip gidip Edirne'ye alıyor. Bu veteriner kimliği için benim gözümde altın değerinde bir nişan. Ben Şefik Kolaylı hakkında bir ilave bilgi vereyim. Pendik Veteriner Araştırma Enstitüsü'nü kuran ve Adil Mustafa Bey'in öğrencilerinden biri. Büyükada'yı biliyorsunuz. Büyükada'da en güzel şey nedir? O Büyükada'nın çam oluşu. Şefik Kolaylı Bey o çamları diktiren kişidir. Bunu da asla unutmayın, rahmetle kendisini de almış olalım. Senatoryumda o zaman o şekilde gelişir. Senatoryumda o şekilde gelişir. Evet, evet. Bir de ben ekleme katkı sağlayayım. O şey olayı, ölü atların etlerinin tüketilmesi, vebalı etlerin tüketilmesi olayı da en az 2 yıllık bir mücadele sonucunda şimdi kolaylığını başardı. O güven geliyor. Yani o, hayır, sizin söylediğiniz gibi eğer bir kişi yemiş olursa beni vururum demesi. 2 yıllık bir mücadele sonucunda. Evet. Çok kavurma yapılıyor etler evet. Ve cepheye gönderiliyor. Evet, hemen. Adil Mustafa Bey'in bakterioloji alanında inanılmaz çalışmaları olmuş. Ama bu kitapla birlikte bir de bunun fotoğraf yönü olduğunu keşfediyoruz. Ve ilk defa bugün burada bu fotoğraf yönünü Salim Bey'in kitabında gördüğümüz fotoğraflar üzerine konuşmaya başlıyoruz. Fotoğraf tarzı, ekipmanı ve nasıl korundu bu fotoğraflar? Adil Bey vefat ettikten sonra ben bu fotoğrafların önemli bir bölümünün bu şeydeki Mülkiye Bakter Mektebi'ndeki kendi laboratuvarında kalmış olduğunu tahmin ediyorum. Hiçbir bilgiye sahip değiliz. Yani hiçbir bilen birisiyle konuşma imkanı olmadı ama mutlaka çok daha fazla fotoğraf olduğunu düşünüyoruz. Bunların hepsi cam stereo fotoğraf. Evet. Fotoğraflara dikkatinizi çekiyorum arkadaşlar. Fotoğraflarda biraz sonra göreceğimiz stereo cihazlara koyduğumuz zaman 3 boyutlu olarak görüyoruz. Bunu da son anda fark ettim. Meğerse Profesör Nokart'tan bahsediyor şöyle. Evet. Meğerse üzerinde yazıyormuş. Şöyle not almış yanına. Nokart diye. Nokart diye not almış ve o kalemden birçok resimle o stereo fotoğrafların arasında not koymuş.
büyüklerimiz arkadaşlar eski fotoğrafların arkasından not alırlar, tarih atarlardı. Şimdi o adet kayboldu. Biz fotoğrafları okurken ve onlarla ilgili teşhis yaparken onlardan çok faydalanıyorduk. Hatta fotoğrafta kimler varsa hepsinin adını yazıyorlardı. Bu sayede o fotoğrafları çok rahat okuyabiliyoruz, hikayelerini bugünlere aktarabiliyoruz. Bu şey 45'e 107 şeyler, o standart. Evet, camlar. Şimdi bizim elimizde ne varsa burada fotoğrafı görüyorsunuz. Evet. Bir mukavva kutular var, 45'e 110 milimetre. Şunlar. Evet, bunlar. Evet. Bunlar 45'e 110. Bir tane ahşap var. O ahşaplardan da 4-5 tane kutu var. Onların içinde muhtelif fotoğraflar var, ahşap kutularda. Evet. Bir de stereoskop var. Fotoğraf makinesini bulmak kısmet olmadı. Ben internette ne kadar antika fotoğraf satıcısı varsa, 1900 modeli, işte böyle 1/250, 1/400 civarında eşantanesi olan makineler nelerdir, hepsini araştırdım. Sonra bir tanesi, ben şükür ettim, onu da kitaba yazdım. Çünkü Adil Bey, denize atlayan delikanlının resmini çekmiş ve o resmi dondurmuş. Ben de benim çok sınırlı tecrübeme güvenerek 1/250, 1/400 civarında bir değer olabilir diye düşündüm. Evet. Ama tam şeyi bulmak kısmet olmadı. Bu fotoğrafta da Adil Bey'in diplomasının altında elinde stereoskopu, elimizdeki stereoskopu var. Tutan, evet. Bir yakını var. Bir yakını. Tanımıyoruz. Evet. Burada sol taraftaki bizim elimizdeki stereoskop, sağ tarafta da o budur dediğimiz fotoğraf makinesi yani. Evet. Bir ihtimalle. Bu üzerine bromür sürülmüş, evet, cam malzemeler. Ferreres kardeşlerden alınmış. Evet, hepsinin etiketini, hepsinden birer tane koymaya çalıştım. İstanbul'da piyasa zenginmiş o bakımda. Evet. Bak işte burada da mesela. O an dediğimiz tam dalış anında yakalamış Adil Bey bu fotoğrafı. Ve şu fotoğraf çok daha güzel. Çok güzel. Bu fotoğrafı, evet, şöyle büyüttüğümüz zaman... Hani fotoğraf okumalarında hocalarımız diyor ya, üst üste binmemiş adeta, o anı çok güzel yakalamış. Evet. Burası Halil Bey'in çiftliğinde yazılı bir fotoğraf. Bu fotoğrafta bir oyun yapmış, o oyunu çözmek bize kısmet oldu. Caddebostan'da arkadaşlar. Caddebostan'da. Arkadaşıyla beraber bir soruya geçebilir miyiz ben? Evet. Şimdi şu ortada iki arkadaş resim çekmişler. Burada Adil Bey uzatma kablosunu kolunun altına almış. Tam karşıya geçmişler. Evet. Şurada. Şurada. Evet. Sol elinde. Makine de ortada. Şurada. Evet. Bunu yani bayağı uğraştık. Yani bir çeşit selfie yapmışlar. Selfie. Evet. Evet. Şöyle biraz daha evet, net halini gösterirsek, ortada fotoğraf makinesi, Adil Bey kolunun altından herhalde denklenşör kablosunu basıyor. Burada da yine aynı aynayla orada bir yaşlı kimse var. Onun bu resimde ayna olduğunu anlamak için eteğinin ucu şu havuz var ya, aynadan yansımış. Evet. Oradan görebiliyoruz. Bunu da yakaladık yıllar yılı. Yani şu ikisi yansıyor. Bir de şu dedenin şeysi. Deneysel fotoğraf çalışmaları. Evet, güzel fotoğrafları var dediğiniz gibi. Büyükhane Yetimhanesi ile ilgili özel ilgi alanlarından biri. Evet, orası herhalde yani 1903 yılında Abdülhamid'in şeysiyle
talimatıyla, emriyle Feder Rum Patrikliği'ne veriliyor. Çünkü daha önce burasının otel olmasından bahsediliyor. Yani tartışmalı bir durum var. Son Abdülhamit karar veriyor ve bu Patriklerin kontrolüne geçiyor. Bu esnada da birkaç ay aileler burada kalabiliyor. Öyle anlıyoruz. Çünkü Cicahane'nin resmi var Adil Bey'in ve arkadaşlarının resimleri var. Bu çekilmiş binanın balkonunda. Bu küçük kız? Bu küçük kız anneanne. Evet. Halet Hanım. Yani burada da gözüküyor bakın. Adil Mustafa Bey. Adil Bey var, bir de gözüküyor. Şurada, evet. Uzakta. Evet. O ahşap bina. Evet. Bu bina ahşap bina olarak dünyanın ikinci büyük ahşap binası. Aynı zamanda değil mi? Evet. Bu Nezihan arka balkonunda. Arka balkonunda Sedef Adası'na bakarak. Evet. Yine aynı yerde. Evet. Bu sefer Halit Hanım ortada. Nezihan Hanım burada. Anneanne bize göre sol tarafta. Böyle bir resim çekmiş. İnsanları da yerleştirmiş sanki. Evet, evet. Bir kompozisyon yapmış. Arkadaki. Burası en işte arkada, Adil Bey'in o ön balkondaki resmi. Bu arkadaşları. Yani herhalde birkaç aylık bir zaman diliminde oraya gidip resim çektirebildiler diye düşünüyoruz. Yoksa elimizde bunların dışında hiçbir fotoğrafçı bir bilgi yok. Boş kalmış herhalde ki şeyler olmuş. Evet. Otel olmaktan vazgeçmiş. Evet. Bu da işte binanın yani bu kadar yeni halini gösteren, bu kadar yakından çekilmiş başka bir fotoğraf görmedim. Bu fotoğraflarda siz görüyorsunuz veya kitabı olanlar görebiliyor. Evet, yani imkanı olur mu bilmiyorum, ben onu size soracaktım ama internete yüklesin bu kitabı da herkes istediği gibi istifade etsin. O sizin artık takdirinize kalmış. Estağfurullah. Biz ama bunu bu şekilde... Siz nasıl uygun görürsünüz? Yani yaparsanız onu tekrar... Anafon YouTube TV'de koyacağız bu programı. Hangisi uygunsa meslek odası ve Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak tabi biz buna. Evet, bu sunumu istiyorlar. Tamam, elimizden geleni yapacağız. Evet, aile dışındaki bütün şeyleri, bunlar verilmedi. Bugün de herhalde Patrikhane'ye devir günü. Evet, kalabalık. Tabii yani büyük ihtimalle bir tören yapılıyor burada. Evet. Herkes gayet zarif giyinmiş, törene icap etmişler. Burada Patrik'i görüyoruz. Patrik'i, evet. Osman, şurada. Herkes şemsiye bir. Joachim. Güneş mi? Güneşten korunmak için herhalde. Bu resimler Patrikhane'nin arşivinde var mıdır acaba? Efendim? Patrikhane'nin arşivinde de var mıdır acaba? Hiç aklıma gelmedi, sormak bunu. Çok önemli mesela. Evet. Onlar açısından da önemli bir belge yani. Şöyle bir şey gönderelim. İyi yapalım. Ziyaret etmek lazım. Ziyaret tabii. Kitapla birlikte ziyaret etmek lazım. Gerçekten çok önemli. Çünkü bunlar Salim Bey sayesinde gün ışığına çıkıyor. Biz burada şimdi görüyoruz. Tamayan'ın sağ olsun kitap haline gelmesi için bütün o imla şeyler, düzeltmelerini nasıl yaptı dedim, yani nasıl elimiz? Bizde de hep dedi doktor tezlerinde bunlarla uğraştığımız için dedi. Çok büyük bir zaptı var. Bu kitabı da bana Salim Bey Tamayan'ın gönderdi. Ben daha hocamız, yakından temin ederiz merak etme. Evet. Hocamız rahmetli hocamız Nihal Erkin hayatını kısa bir belgesel film yapmıştı. Nereden buldu bilmiyorum ama büyük ihtimalle internetten bulmuş. Öğrencileriyle birlikte ağlaya ağlaya seyretmişler. Sonra bana ulaştı. Bir şekilde telefonumu bulmuş. Bana ulaştı.
Dedi Nihal Hanım'la ilgili araştırma yapıyorum. Dedim bütün belgeleri, bilgileri, fotoğrafları benle, hepsini dijital ortamda kendisine aktardım. Artık onun narineleriyle bilim dünyasında ne gibi çalışmalar yapacaksa yapacak. Bilgi paylaşmak içindir, saklamak için değildi. Sağ olsun Salim Bey ve ben elimizden geleni yapıyoruz. Böylelikle dünyamız güzelleşsin, her şey su yüzüne çıksın, görülsün diye. Ve o sayede bana hediye olarak kendisi bu kitabı gönderdi. Ben de Salim Bey'in yaklaşık uzun bir süreden beri peşindeyim. Bu tarihi bulabilmek için, uygun tarihi bulabilmek için bugüne nasipmiş, sağ olsun geldiler. Çok teşekkür. Böyle bir geçmişimiz de oldu. Evet, devam ediyoruz. Büyükada'yı çok seviyor Adil Bey. Büyükada'dan resimleri var. Gördüğünüz gibi yani şurada da şey var. Ve Nezihe Hanım. Nezihe Hanım yukarıya da birisini yerleştirmiş. Kendisi olabilir büyük ihtimalle. Arkada diğer adaların resimleri. Kompozisyon açısından güzel bir fotoğraf. Tabii ben bu fotoğrafları kitaptan aldım. Orijinalleri Salim Bey'den. Onlar daha pırıl pırıldır büyük ihtimalle. Yine Büyükada'da çekilmiş bir fotoğraf. Bir gemi seyahatinde mi? Bu hayır, şehirler nasıl? Şehir hakları. Şehir hakları. Şeye geliyor. Büyükada'ya geliyor. Evet. O zaman. Ha, yine o zamanki Büyükada'dan çekilmiş fotoğraflar. Bu iskele. Evet. Bu arkadaki gemi ile ilgili. Bu gemi miydi acaba? Bu gemi değil. Bu gemi değil. Sonra göreceğiz. Evet. Bakın burada da yazı şeysi çıkmış. Evet. Restoran Yeni Dünya. Restoran Yeni Dünya. Ferreres'in. Evet. Dedim bu. Ben bu kitaba bu resmi koymazsam dahi kimseye ne dikkatimi çeker ne de böyle bir kitapta yer alır. O dönemde böyle Türkçe karşılığı olan bir kardeşler. Eski yazın döneminde. Manevra, iskele yanaşma. Evet. Gemilerin o zamanki işte insanların giyinişi, gemiler, arkadaki binalar o zamanın ruhunu yansıtıyor. Ada vapuru. Yandan çarklı ada vapuru dediğimiz arkadaşlar, şarkılara konu olan işte bu. Abi Bey sayesinde görmüş oluyoruz bunları. Yine o zaman kıyafetler, iskele, şurada da bir yazı var. Pansiyon Malka. Yabancılar oturuyor. İlk odada ki oteller. Evet. Burada da bir ikram mı? İkram var. Bir gün kutlaması var büyük ihtimalle. İnsanlar gayet zarif giyinmişler. Hanımefendiler, beyefendiler. Şimdi artık böyle görüntüleri görmek mümkün değil. Güneş şemsiyeleri beyaz. Evet. Ha, bu resim çok önemli, enteresan. Bu şehir hatlarında çift bacalı olan tek gemi. Adı Anadolu. Bunu ben değil, bu konuda bir uzman arkadaşım ikaz etti. Dedi ki Anadolu gemisi dedi bu. Belirli şartlarda ancak resmine ulaşmak mümkün. Bu 23 baca numaralı şeyi okumak için evde mikroskop vardı. Mikroskopun altına koydum. O kadar net çekiyor resmi. 23'leri hem üstte eski yazıydı, altta Latince Evet. Ben de büyütmeye çalıştım. Aşağıya bu kadar. Bu kadar. Evet. Evet. Tamam. Evet. Bu işte. Ama başka bir konu, yani yandan şöyle geçerken falan resmini göremedik. Sadece benim bütün o eski resimleri tarayarak Karaköy'de bulduğum bir fotoğraf var. Bu gemi sanki yanaşıyor.
Ama o da çok dar bir aşire şey olmuş. Böyle çok net profilli bir resim değil. Resim çok kaliteli ama açısı dar. Yine Büyükada'dan. Büyükada'da. Evet. Bir yere pikniğe gidiyorlar veya da ziyarete gitmişler. Ha, burada, evet. Burada şey, Maurice Nicole'u görüyorsunuz. Maurice Nicole evlilik izni alıyor. Bir ara Fransa'ya gidiyor. Burada da şu hanımlardan bir tanesi Maurice Nicole'un eşi. Şu büyük ihtimalle eski fotoğraflardan ben o olduğunu tahmin ediyorum. Ben Şeker Ahmet Paşa olabilir mi diye düşündüm ama şu mu? Evet. Yine fotoğrafik açıdan arkadaşlar değerlendirecek olursak yerleştirmeler mükemmel. Bu fotoğraflı beyazlı kadın vapurdan inenlerin arasında evet, da var resim. Evet, aynı. Büyük ihtimalle bekledi onları. Aynı kravatlı ona bakmak lazım. Ya, bir bakalım. Evet. Şarkısıyla falan aynı kadın. Hiç şüphede kalmadan hemen. Bir evet, önceki. Evet. Evet, kravat da fotoğraf aynı. Düz. Bu konuda Atatürk'ün şapkalı çiçekleri var. Çanta var. Şapka farkı. Şapka farkı. Evet, kıyafet. Demek ki o zaman öyle bir moda varmış. Evet. Kadınlar kravat takıyorlar. Bakın şöyle bir olay yaşadım. Ben evet, farklı. Şekli bu. Elbisesi de farklı arkadaşlar. Bakkaları falan. Prenses kollar falan. Atatürk'ün hangi şehre ne zaman geldiği fotoğraf dünyasında çok tartışılır. Bir gün Atatürk'ün işte Ayvalık'tan geliştiği bir fotoğraf koymuşlar. Atatürk'ün Ayvalık'a geldiği gün çekilen bütün fotoğrafları bende var. O fotoğrafla mukayese ettim. Gördüm ki kravat farklı. O değil yani. O değil. O gün çekildi, bir gün sonra çekilmiş. Yani Atatürk Ayvalık'a gitti. Ay 22'sinde geldiyse 23'ündeki fotoğraftaki kravat farklı olduğu için burasının Ayvalık olması mümkün değil. Ama bunu ayırt edecek de profesyonel bakış açısı yani tabii. Yapacak iş kalmayacak. Biz de uzun yıllar Kırklareli'de yaşadık. Emekli olduktan sonra İstanbul'a geldik. O arada Kırklareli'de ne kadar yerel bilgi, fotoğraf varsa hepsini toplamıştık. Bize sunulan Atatürk'ün Kırklareli'ne gelişiyle ilgili bir fotoğraf vardı. Meğerse yıllardan beri, belki 20-25 yıldan beri o fotoğrafı hep koyarız duvarlara filan. Orası değilmiş. Kırklareli'de çekilmiş bir fotoğraf değilmiş. Onu da geçen sene öğrendik bir araştırmacı arkadaşın sayesinde. Sinop'ta çekilmiş bir fotoğraf. O sağlık oldu. O felaketlere çok sık rastlıyoruz. Ayvalık'ta da Atatürk'ün kocaman Ayvalık geldiği gün çekilen resim var. O da Diyarbakır. Bu da neyi gösteriyor? Atatürk'ü gerçekten çok seviyoruz. Evet. Kesinlikle. Nerede olursa olsun onun fotoğraflarını benimsiyoruz. Sahipleniyoruz. Evet, bu da arkadaşlarından biri. Büyükada fotoğraflarına devam ediyoruz. Yine burada yerleştirme, yine fotoğraf açısından yine bir kavis var, köşede bitiyor. Gemiler iyi yerlerde duruyor. Çift bacalı gemi geliyor herhalde arkadan. Olur mu maalesef? Bakın bu da ilginç bir fotoğraf. Ada Baskül. Evet, Baskül'le tartı yapan. Onu savunacak sanki. Evet, evet. Şurada Baskül'ü görünce... O dönemin bak, temsilen tek benim gördüğüm fotoğrafı Baskül. Hakikaten başka yerde rastlamam. Yine arkadaşlarıyla birlikte. Teknelerle ilgili çalışmaları var. Yine süper. Çok güzel fotoğraflar. Ve de o zamanki teknelerin yapısı hakkında da bize bilgi vermiş oluyor. Mavna türü? Mavna türü. Evet. Hatta deminki ada resimlerinden bir tanesinin arka tarafında bunlara çok benzeyen bir tekne var. Demek ki adalarla kardeşim. Arada. Evet. O zamanlar
motor yok, bunlar yeltenle malzeme taşıyorlar. Evet. Maltepe genellikle eskiden Maltepe'de olan arkadaşımız var. Evet, Ayşe Hanım aramızda. O daha iyi biliyor zaten Maltepe tarihini. Bütün sebzeler, yiyecekler buraya nakledilirmiş. Tam da adaların karşısında bu mandalar kullanılıyormuş. Milli müdafaa iskelesi diye bir iskelemiz var bizim. Trenler milli müdafaa iskelesinin sonuna kadar gelir. Kömür örneği şey yaparlar. Ne çıkardı ya da şey yapıldı. Milli müdafaa iskelesinin dergisinin nedeni de savaş esnasında trenlerden gelen bütün şeyleri işte teknelerle dağıtılması anlamında. Sonra şimdi yok oldu orası. Yani biraz kalıntıları var ama çok acı bir şekilde onun tekrar gün yüzüne çıkması lazım. Onu nereden nasıl başlamamız lazım bilmiyorum biz fotoğrafçılar olarak. Bu beni çok acıtıyor. Teşekkür ederim. Evet. Bu fotoğraf da çok hoşuma giden fotoğraflardan biri Adil Mustafa Bey'in. Torunu kropladı. Siz mi kropladınız? Güzel, güzel kroplamışsınız. Ama şu arka tarafta gemilerin siyah olması ve ön tarafta beyaz bir yelkenli teknenin bulunması çok hoş tablo gibi. Çok yüksek olduğu için çok şanslı olmuş. Evet. Yani bu süreye nasıl sığdırdı bu kadar fotoğrafı ki diyorsunuz laboratuvarda çoğu da kayboldu. Evet, mutlaka kaybolmuştu. Buradaki ön tarafta gördüğünüz büyük yapı Doğan Apartmanı. Doğan Apartmanı bu fotoğrafta Galata Kulesi'nden çekilmiştir. Ben Galata Kulesi'nden büyük kızımla aynı fotoğrafı tekrar çektim Nazlı'yı ön tarafa alarak. Burası Doğan Apartmanı, burası da Kırım Kilisesi. Kırım Savaşı döneminde olmuş olan kilise. Biz 7 sene bu apartmanda olduk. Doğan Apartmanı. Evet. Yani banyodan Galata Kulesi şu kademeli hali var ya, o gözüküyor. Bu da Galata. Bu da benim gemi merakımdan dolayı, meraktan çatlayarak bastırdığım resim. Acaba hangi gemi, hangisi? Gemi tanıma konusunda özel bir merakım var. Evet. Şu mudur, bu mudur diye. Evet. Onun için bastırdım bunu. Çok güzel. Buradaki gemiler savaş gemisi gibi. Evet. Pelengi derya vesaire gemiler var. Yeni olarak şey yapılanlar. Yine Galata Kulesi'nden Topkapı Sarayı'na doğru çekilen bir... Ve Karaköy, şu fotoğraf da çok hoşuma gitti. Simitler ne kadar değişikmiş o dönemde, evet. Değil mi? Yani... Bakın arkadaşlar. Kocaman. Evet. TRT2'de bazen tarihin ruhu diye bir program oluyor. Sırslar da okunuyor bakın. Detaylı bir şekilde her şeyi gösteriyor orada. Bu açıdan üzerinde durulması gereken bir fotoğraf. Tabii sizdekilerde de ayrıntılar daha iyidir. Benim biraz askeri. Yani gene de. Evet. İşimiz böyle. Evet. Bir fikir veriyor. Evet. Arkada Galata Kulesi var. Yine Karaköy. O zaman Galata Köprüsü ahşap kaplıymış. Onu fark ediyoruz. Eminönü'ndeki büyük cami. Galata Köprüsü. Karaköy Eminönü ticaretin can alıcı noktaları da şöyle. Taşıyor, sebepler. O zamanı bu suhulet.
Gemi. Evet. 26 numaralı, 26 baca numaralı. Yani yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Bu abi değil. Büyük keyif dışık bir fotoğrafı. Birkaç yerde yayınlandı. Bir belgesel çalışma yapmış adeta Adil Fikret'e. Belgesel bir belgesel. Şeyde, Fransa çalışmalarında da göreceksiniz. O da aynı yerde. Bu gemilerin hepsi dışarıdan geliyor değil mi? O zaman yapılamıyor. Her şey dışarıdan geliyor. Türkiye'de. Eskiden daha çok köprüsünden geçmek parayla inmiş. Onunla ilgili çok hikayeler var. O yüzden bu kayıkçılara çok iş düşermiş. Evet, Haliç'ten yine fotoğraflar. Tersane'nin olduğu fotoğraf. Burasının adı vardı ama hatırlayamadım ben şimdi. Kitabımızda Tato. Evet, Sadabat. Sadabat o dönem vapur çalışıyormuş. Kağıthane'de. Aileler pikniğe gidiyorlar. Caminin adı yazıyor kitap. Evet, çok uğraştım da buldum onun ismini. Başını. Göksu. Evet. Ve Boğaz. Boğaz'da da güzel fotoğrafları var. Yine o çarklı, yandan çarklı gemiler. Saltanat yatlarından biri. Ben müdahale ediyorum. Estağfurullah. Şey anlatabilirsiniz. Bu şey, evet. Beylerbeyi Sarayı ve şey, Çırağan Sarayı. Yok. Bir önceki birisi. Şu arka bir evet arkada evet şurada. Pardon yanlış söyledim. O Şiram Sarayı var da öteki Beylerbeyi değil. Başka bir şey. Beylerbeyi evet. Avusturya Macaristan. Bu çok enteresan bir resim. Bunun sarıldığı kağıdın üzerine Avusturya Macaristan Büyükelçiliği yazmış. Yani 1900 yılında bu bina Avusturya Macaristan Büyükelçiliği'ymiş. Burası da bütün kitapta beni en çok uğraştıran fotoğraf budur. Burası neresi? 3 ay uğraştıktan sonra Emirgan'da oturan bir arkadaşıma Gönül Ergün resmi, burası neresi dedim. Bulamadım dedi, neresi dedi? Emirgan dedi. Sedat Hakkı elinde bu kitapları var. Evet, orada. Yine saltanat gemilerinden biri. Şurada da kuleydi. Üç önceki fotoğraf da kandilli. Şurası. Daha önce iki tane şeyin yanında değil mi? Olabilir, olabilir. Bundan önceki. Bundan önceki. Bunlar bir daha. Burası. Evet. Kandil ama şey bu. Bu Avrupa tarafı. Avrupa mı? Evet. Ama diğer sana kandil çizim mi? Bir yeşil bakalım. Yok yok. Bir ileri. Hayır burada değil, burada değil. Bir sonraki. Ha, bu olmuş. Tepedekini diyorsunuz. Öyle mi? Kandilli Kız Lisesi'nde yanan bir binası vardı, oraya benzetelim. O da çıkacak biraz sonra. Öyle mi? Burada da tam isim yapmış. Evet. Kandilli şeye, Kuleli'ye doğru gidiyor. Tepeler bombuş. Evet. Bir zamanlar. Bazı fotoğraflar da kızıl renk. Evet, onlar kızıl olanlar evet. Orijinal şeysi. Yani kutusunda o şekilde kalmış. Onlar için şey yaptı. Güneşin o anki şeyine göre. Yani akşam neden öyledir? Onun bir tercih meselesi ama orada bir suni şey yapmak. Anadolu Hisarı.
ve Yassıada. Yassıada ile ilgili hazır olun. Çok değişik görüntüler var. Bu Yassıada'daki bu tarihi görüntüler Kırım Savaşı sırasında İngiltere'nin İstanbul'daki büyükelçisi Yassıada'yı satın aldı. İngiltere o zaman ilah. Ve Yassıada'ya çok egzantrik bir köşk yaptı. Şato. Evet, kendi keyfine göre. Bu fotoğraflar orada çekilmiş. Bu duruyor mu? Duruyor. Bir kısmı duruyor. Yassıada fotoğraflarına bakarsanız tamam. Kıyıdaki bunların kalıntıları duruyor. Evet. Bu da içeride. Burada bir tane arkadaşı var. O da Ahşap Palabuk yanıyor. Şu Hasır Şah Palabuk. Evet. Yine uzakta. Evet, yine uzakta. Gözüküyor. Bu da aynı şekilde. Arkadaşlar bu fotoğrafa da dikkat edin. Adil Bey bunda da çok iyi bir zamanlama yapmış. Şu gördüğünüz gölgeler ne fazla yukarıya çıkmış ne aşağıya inmiş. Binanın arka cephesinde kalan, daha doğrusu fotoğraf çekerken arkasında kalan yeri de bu şekilde yansıtmış fotoğrafına, gölgesine. İç mekandan ayrıldılar. Gelelim Sultanahmet'e. 3. Ahmet Çeşmesi. Yine değişik bir görüntü. Topkapı Sarayı'nın iç kapısı. İç kapısı mı? İç kapısı. Ayasofya. Yine Ayasofya. Bakın o zamanlar yerler, mekanlar şimdikinden çok çok farklı. Ve de şu anda çok dolmuş vaziyette. Evet, evet aynen. Atlamayın oldu. Evet. Arkada Ayasofya, Sultanahmet Meydanı. Şöyle bir çukur halinde. Evet. Şimdi düzleşmiş. Aşağı yukarı evet. Şu seviyeye falan gelmiş. Yeni Çin'in Kıyafethane Müzesi. Evet. Yazıyor şeyinde. Evet. Oradan iki tane fotoğraf koydum. Ve de bir bayram. Bu şey, Kaynar Çeşmesi'nin açılış bölümü. Açılışı, tamam. Parasını Kaiser mi göndermiş? Evet, ki Kaiser hediye etmiş. Evet. Orada herhalde Alman İmparatoru bayrağı. Alman İmparatoru, evet. Kaiser Wilhelm. Evet. O gün, o zamanlar çok iyi dostlar Almanlarla. Çeşmenin daha güzel bir görüntüsü. Kadırga ve Cinci Meydanı. Bir bayram. Bayram şeysi. Şerbetçiler. Şerbetçiler. Şişeler. Çocuklar. Büyükler. Eskiden bayram yerleri kurulurdu. Tabii vardı. Bizim çocukluğumuzda da vardı. Sonra kayboldu gitti. Bayramlar da gitti. Burada sabuncakların ucuna gözüküyor. Burası Cinci Meydanı. Cinci Meydanı. Evet. O neden Cinci deniyor? Bu Cinci ismi daha önceki bir tarihlerden kalmış. Sonra da Cinci Meydanı yapmaya karar verdi. Dönüşte falan mı kuruluyordu? Sirk falan tarzında eğlence gösterileri mi yapıyordu? Ha şu bakın şu şeyler enteresandır. Salıncaklar. Evet. Anı yeri yani. Loca gibi. Ahşap salıncaklar. Küçük de olsa şöyle salınıyorlar. Çocukların hoşuna gidiyor. Ama yani şey tarz olarak çok değişik. Evet. Evet. Bayrak bugün Türk bayrağı. Evet. Evet. O zaman ay yıldızı isimde işte çok rahat hareket ediyor herkes. Ay yıldızı bir önce. Ve 20. yüzyıl başlarında İstanbul. Yağlı güreşler. Burada yağlı güreşler.
Evet. Maymun ve ayı. Ayı ve maymun. Ayıcı, maymuncu. Evet. Ahşap evler, sokak. Bunu çok zor bir şey, kontrastı. Evet, çok uğraştım. Ben de biraz Photoshop'ta uğraştım. Bir yere kadar gidiyor. Evet, olmuyor. Şey çok gelmiş. Yani öyle bir şey gelmiş. Peki bunların devamları vardı ADD'nin projesi. Burası da benim için şahsen çok önemli. Çünkü Maçka'da benim mezun olduğum teknik üniversite hemen bizim en sağımızda da benim mezun olduğum ilkokulun o zamanki hali. Taşkışla mı burası? Taşkışla. Sonra silahhane müzesi olmuş. Bundan sonra teknik üniversite. Karlı kış. Karlı şekilmiş. Bahçe kapı mı? Tam buldum yerinde. Evet. Şey de var. Kitapta var. Ama bu şey var burada, Beyazıt değil mi? Beyazıt gibi. Kitapta var şeysi ismi tabii bu diye. Bu da bir şey. Miting ama bunun da şeysini bizim editörümüz çözdü. Bu bir özel dini bir gösterilmiş. Bu da kitaptan alıyoruz biz. Küçük Ayasofya cami tarafında birkaç fotoğrafı var. Cami içinde fotoğrafı var. Ve yazılar duruyordu. Evet, yazılar duruyordu. Burada da evet, Küçük Ayasofya Camii'ni ziyaret ederseniz Rumca yazıların olduğunu hala görürsünüz. Fenerbahçe. Evet, Fenerbahçe. Fener'i. Fener'i doğdu, bahçesi doğdu. Çok güzelmiş. Tam bir piknik alanıymış ama şimdi mümkün değil artık. Ha, bu da o zaman ne olacak? Bu resim. Evet. Fenerbahçe'de şurada bir istasyon binası gözüküyor. Bir de tren çalışırmış. Bu şeyde bir tren hattı vardı ya eskiden. Fener yolu. Tren hattı. Fenerbahçe'ye kadar gidermiş. Boyu da 1500 metre falanmış. O trenin fotoğrafı. Tek hat olduğu için önce böyle gidermiş, sonra lokomotif gidermiş. Rayın uzunluğu 1,5 kilometre. Evet, o civar. Şu anda orada zaten Devlet Demiryolları'nın bir tesisi kampı var. Ama o şey bizim çocukluğumuzda gördüğümüz bir geçerliymiş. Eğri Kapı ve Tarihi Cami. Tertemiz fotoğraflar. Ve Paris. Yıl 1900. Filmin adı 1902. Bu da şeyler yapıyor. Kültür sınavı edemedi falan diye şu an. Evet. Yani şurada. Cumhuriyet Meydanı mı? Özgürlük Meydanı. Özgürlük Meydanı. Pardon, Cumhuriyet. Cumhuriyet Meydanı. Özgürlük Meydanı. Konkord. Yani bu fotoğrafları çekmek için arkadaşlar biliyorsunuz yani bazen saatlerce uğraşmak gerekiyor. Pardon, bir ilavede bulunayım. Bu buraya kadar olan ve bundan sonraki fotoğrafların hemen hemen hepsinde üç ayak var. Yani tripod var. Evet. Yani elinde makine bizim gibi çekmiyor. O tripod taşınıyor. Evet. Taşınıyor. Biraz sonra göreceğiz lan nerelere taşınmış o tripod. Şeyleri
Acaba orada mı yaptırıyordu banyolarını, yoksa dönünce mi yapıyordu? Hiç bilmiyorum. Ama burası bakın şey tren istasyonu, işte araçlar gözüküyor. Evet. Yani çok zahmetli bir şey. Ama yani çok çok zahmetli. Tripodu, o bundan sonra makineyi, esas evet. Zahmetli işler bundan sonra başlıyor. Camları. Evet. Bu da yanak kule. Notre Dame'ın kulesi. Arkada nehir. Nehir çıkıp çekmiş. Çıkmış oraya kadar. Nereye çıkmış olabilir bu? Kulenin karşısında. Hiç. O tripodlar. Bir daha şöyle bakalım. Yapmasın ama. O zaman şu kulelerden biri. Kuleler var. Kulelerden ama çıkmış oraya kadar. Fakat distorsiyon sebebiyle bu fotoğraf beni son derece yoruldu. Çünkü hep böyle o kule bir açılışını görüyordu. Onu böyle uygun bir şekilde getirebilmek için. O hepimize... Evet, çıktığı yer, ben ilk gördüğümde nereye çıktı? Düşmediğine çıktı. Dua edelim o zaman fotoğrafı çektiğine de düşmediğine de. Bu apartmanlar bir şey var. Burası... Alma görmüş. Evet, hepsinin ismini bulmuşsunuz siz. Evet. Tek tek yazmışsınız kitabınızda. Burada. Evet. Burada duralım. Herkes için. Evet. Buranın bu fotoğrafın hikayesi var. Şimdi Adil Bey arkadaşlarıyla burada buluşuyor ama öyle bir fotoğraf çekiyor ki biz şimdi bu fotoğrafın çekildiği gün fiyatlarla bugünü mukayese edebiliyoruz. Evet. Lokum. Mastik. Franka. Bira. Ekümü Franka. Turgut Bey'in seçmeni. Mastik dediğini o. Mastik. 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 Sakız dikörü var şu anda. Sen o Yunanların rakısına mastik al. Evet, mastik. Sakız. Damla sakız. Paris'te ne işin var? Olabilir. Lokumun da ne işi var? Lokum mu? Meze var. Meze. Meze. Kahvenin evet. Yanında lokum var. Havyar var. Evet. Havyar var. Havyar var. Oh. Hem de iki fark. Evet. Bir anı. Buradaki biri ne acaba? Ne bunlar? Şişe? 20 fırat mı? Fırat mı o dönemde? Fırat mı? Kuruş mu? Şişe 3,5. Çünkü bak orada kuruş olabilir. Kuruş olabilir. Altta meze var ya bir de şey demiş. Havyar, burası Fransa değil mi? Evet. Fransa. Hayır, yani lira kuruş muhaşesi. Anladım. Buraya evet. Dünya Fuarı sebebiyle gitmiş değil mi? Evet, Dünya Fuarı. Muhtemelen işte öyle bir uluslararası bir şey de var. Birçok ülkeden insanlar geldiği gibi Türkler de geliyorlar sık sık buraya. Hatta bu kişilerin isimlerini bile yazmışsınız. Bildiğimiz edebiyattan olsun tanıdığımız kişiler aslında. Kitapta isimleri var. Bu fotoğraf da çok hoşuma gitti. Bu fotoğraftaki binayı evet. 1936'da yıkmışlar. Trocadero Sarayı. Onun yerine Eyfel'in daha seyredileceği bu yapıyı yapmışlar. Yani orada yazıyor. Yıkmışlar binayı. Akşam fotoğrafında gel etkinliği vardı arkadaşlar. Ana foto. Her arkadaş ismi belli olmadan 3 fotoğraf gönderiyor. Ve o 3 fotoğraf üzerinden ayın konusu neyse en iyi fotoğrafları belirlemeye çalışıyoruz. 90'a yakın fotoğraf vardı. Konuğumuz fotoğrafları değerlendirdi. En iyi fotoğraf buna benzer şehre doğru giden iki kişinin fotoğrafıydı. Akşam şunun değerlendirdi. Sonra çok daha net bir resmini göreceğiz. Çok güzel bir şunu. Evet. Evet. Aldım mı bilmiyorum ama
belki almamış olabilirim. Eyfel Kulesi'nin altında giriş kapısının olduğu yer diye not düşmüşsünüz. Ben de hatırımda kaldığı kadar. Evet, o zamanın ünlü Paris Dünya Fuarı, yıl 1900. Pavyonlar, çok giriş kapısı. Evet. Burası da giriş kapısı. Biraz daha uzağa giderek tam bir şekilde almış. Her şey çok güzel. Fotoğrafların açısı. Açıları gerçekten güzel. Diğer bir ayrıntı. Burası da heykel müzesinde. Heykel müzesi sarayı. Evet. Satışta. Burada da dükkan ikinci katta. Evet. Yani herhalde satış. Bunda değil mi? Heykeller satış. Tabii. Tabii tabii. Yani öyle bir açı yakalamaya çalışıyor ki hem... Bir bu ışıkta başka türlü herhalde. Işığı ayarlıyor. Işığın en uygun olduğu yeri bulmaya çalışıyor. Daha geniş bir şekilde. Aynı saray, heykel sarayı. Burada... şurasını büyütür müsünüz lütfen? Bu çok nadir rastlanan bir kelime. Fransa'da tuvalet. İngilizce yazıyor. Yani hiç olmazsa var. Fotoğrafın kalitesi bakımından da önemli, büyütebiliyoruz. Evet. Ve Fransa'da da bu şekilde yazıldığını gösterebiliyor. Bizim iskelelerimiz... Bu da güzel bir fotoğraf. Peki, evet, tren istasyonu, Moskova, Pekin'e giden. Transsiberya yazmıştı. Evet. Bu işte, bu yok, Japon şeysi. Japon pavyonu. Evet. Burada, soldan ikinci bina Osmanlı. Şu beyaz olan. Beyaz. Evet. Hani buki galiba İtalyan. Kitapta varsınız. Evet. Bu küre de 45 metre çapında bir küreymiş. Kaza falan geçirmiş. İnşaat esnasında. Sonra yapmışlar. Çok güzel bir fotoğraf. Şey çok güzel. Yani her tarafı estetik olarak. Evet. Evet. Bizimki burası. Şu beyaz olan, beyaz olan he, Osmanlı pavyonu. Tabii bu fotoğraflar daha net arkadaşlar, yine söylüyorum. Ama bunlar yani çok fazla net bir yere kadar ötekilerden azıcık evet, daha iyi. Bunlar iyi insanlar. Bakın bir de Alplere gitmiş. Esas Alplere de gitmiş. Evet, o üç ayak olayı. Buyurun. Evet. Arkadaşlar bu meşhur makine. Şu da Adil Bey gözlükle de iyice büyüştürseniz gözlükle. Bu yıkılır namlı. Bu da çok tanımış bir Mont Blanc için bir güzergah. Bunu tercih ediyorlarmış. Birisi asker gibi kafasındaki şapka. Evet, ilgiler gibi. Evet, evet. Kolonyal. Şurada da evet bir grup var. Bir grup var. Ama üç veya koymuş araları. Evet. Şey, tarif eden, izci gibi. Şeydir. Tehlikeli bir yerde ama evet, iple birbirlerine bağlanır. Dağcılar herhalde. Evet. Evet. Bu da büyük buzul. Bu büyük buzulun neresi olduğunu buldum. Oteline de gönderdim. Otelden çekilmiş bu resim. Dedim 1900 yılında o resim neler çekmiş. Ama dönüş yapmamış. Ama oteli buldum. Otelin manzarası. Bu resim sizin artık. Evet. Bu da gerçekten çok hoş bir fotoğraf.
herhalde zirvenin olduğu bir yer. Zirvenin olduğu bir yer. Yazı var şeyde bununla ilgili. Fakat bu bağlamalar falan ikna etmişler. Evet. Kıyafetler de çıkmıştı. Evet. Hollywood yıldızı bile. Film sahnesi gibi. Film sahnesi gibi aynen. Evet. Ama ne kadar şey. Renk, kontrast oldukça güzel. Dikkat ederseniz bütün şeyler kare formatında fotoğraflar. Makine öyle herhalde. Makine öyle, bir de cam. Cama basıldığı için. Rouen. Evet. Fransa'nın en yüksek adetleri var. Şu anda burası. Bir tanesi tereyağı isimmiş. Bu tereyağı dergisiyle yapılmış. Rouen'de böyle birkaç tane kalmışlar. Rouen'de aynı zamanda Nicole kardeşler. Evet. İkametgahı. Charlie Maurice Nicole'un evet. Şey yapıyorlarmış. Bu resimler çok şey, ilk defa gördüm ben. Evet. Adil Bey'in de ne kadar hocalarına karşı vefakar evet. olduğunu evet. görmüş oluyoruz. Onları ziyarete gidiyor. Kapak resmini de buradan aşalım. İyi yaptınız. Veteriner Hekimler Odası Başkanımıza da o gün plaket verirlerken bu toplantının olduğunu ilan ettim ve de baş köşede Adil Mustafa Bey'in bu boy fotoğrafı vardı. Teşekkürler. Salonda. Şimdi üçünün bulunduğu tek fotoğraf. Nicole kardeşler, Maurice, Charles ve Adil Bey ve eşleri. O artık Adil Bey Fransa'daki hemşehrisi. Teşekkür ediyoruz. Yani Adil Mustafa Bey'in böyle bir kitabı, biz öğrenciyken hocalarımız anlatırdı. Özellikle Nihal Hanım, veteriner tarihi hocamız anlatırdı Adil Mustafa Bey'in. Ama bu kadar güzel değil. Teferruatlı bir şekilde gerçekten Salim Bey bu kitabı bize hazırlamış. Aile yadigarı fotoğrafları zamanımıza kadar ulaştıran aile üyelerine de sonsuz teşekkür ediyoruz. Bir şey de bulunmak istiyorum açıklamada. Evet. Bu şey de Yılanlı sütun. Yılanlı sütunun en önemli özelliklerinden bir tanesi de Yunanlıların Yunanistan'da İranlılarla savaştıktan sonra İranlıları yenmeleri sebebiyle aldıkları bütün metalleri yenilmişler ve bu yılanlı sütunu yapmışlar. Bu yılanlı sütunun üzerine de asker gönderen Yunanistan'da orduya asker veren bütün şehirlerin isimlerini kazımışlar. Bu şeyde duruyor. Beyazıt Meydanı'ndaki yılanlı sütunlar. Üç tane başı var orijinalinde arkadaşlar. Bu yılanlı sütunun. Bir parçası Arkeoloji Müzesi'nde bir salonda sergileniyor hala. Burada fotoğrafını da bulmuş, internetten aldığım nadir fotoğraflardan bir tanesi. Evet. Ama baktığınız zaman büyüyünce o kazınarak şehir isimlerinin yazıldığını görüyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Biz teşekkür ediyoruz. Salim Bey'e anafot olarak en son bastırdığımız Oktagon isimli bir kitabımız vardı. Burada üyelerimizin fotoğrafları yer alıyor. Bu güzel günün anısına Salim Bey'e derneğimiz adına bu kitabı takdim ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ben bir şey olmak size bilim tarihi dergisi var. Evet. Profesör Aykut Kazancı tarafından 1993 senesinde bu konuda makale yazdılar. Ben çok istifade ettim. Hayrat bulmak bakımından. Ben de size onu takip ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
biz eğer bu kitaptan bize verirseniz meslektaşlarımızla paylaşmak adına kütüphanemize sizden bir kitap talep ediyoruz. Evet. Yani nasıl olursa haberleşeceğiz. Her haline razıyız. Ücret ödeyelim. Benim internet şey adresim Valla tutarız. Valla tutarsınız. Ben size gönderirim. Chicago bize yakın olduğu için. Şimdi arkadaşlar Azmi Bey buyurun. Bir anı fotoğrafı çektirelim hep birlikte.